Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber efsane bir şey göstereceğim size. Benim aklıma geldi, muhtemelen sizin de çoğunuzun da aklına gelmiştir. Coins kasmaktan bahsedeceğim arkadaşlar. 5 hakkınız var ama biraz şansa ihtiyacınız var. Şansınız varsa gerçekten inanılmaz coinsler kasabilirsin. Bunu az sonra anlatacağım. Öncelikle yapmam gereken şey, FIFA Mobile oynuyoruz biliyorsunuz zaten. Öncelikle yapmam gereken şey, Mart ödüllerine geliyorum. Mart ödüllerinden hızlı bir şekilde rastgele birkaç tanesini açmak istiyorum. Şu 22'yi bir açalım. 20.000 coins. Evet, gelsin, yansın geceler. Hop, geldi, tümünü aç. Dayanıklılık da geldi bu arada. Tamam, dayanıklılığım bayağı arttı. Şurayı da açayım, 21'i. HT puanı, çok güzel. 200 tane HT puanı geldi, çok güzel. Bunlar arkadaşlar, çoğu arkadaş hala soruyor. Abi benimkiler niye açık değil, o sayının altındaki. Arkadaşlar ben burayı açmak için Mart ödüllerini açmaya yarayan bir böyle 30-35 liralık bir paket almıştım. Onu kullanaraktan altları açabiliyorsunuz. 100 HT puanı da buradan geldi. Çeşitli ödüller var. Bu ödüllere sahip olabiliyorsunuz o şekilde. Ve gerçekten karlı. Yani cidden karlı yani. 16'yı da açalım abi. 10.000 antrenman puanı da buradan. Tamam. Hop. Güm. Ve bugünün size gelenlerden mesela 24 sayı olanlar size de geliyor. Yani onu kullanmayanlara geliyor. 8.000 antrenman puanı da buradan alıyorum. Bakalım altından ne çıktı. O sayıyı açtıktan sonra altında 10.000. Evet, 10.000 dayanıklılık puanı da verdi. Bu arada dayanıklılık puanım kaç oldu? 330 oldu neredeyse. Şurası açıldı mı abi? Açılmadı. Tamam. Geçiyorum Mart ödüllerine. Almaya devam ediyorum. Güzel oluyor yani. Ondan sonra abi Inzaghi var arkadaşlar. Inzaghi'yi benim oynamam lazım. Burada Inzaghi'yi oynayıp arkadaşlar şuradan ikon kazanma ihtimalim var. Ama öncelikle 92 yenlik 1-0 geriden başlayacağım, bu takımı yenmem gerekiyor, ikon takımını. Gerçekten çok zor yenmesi. Hemen başlıyorum oynamaya. Bakalım yenebileceğiz mi ilk denememizde. Ellerim soğuk bu arada, soğukladı da. Bakalım. Her zaman aynı şekilde ilk kornerden başlatıyor. Vuramadık. Hadi bakalım. Vay Koleman, şu golü atarsan helal olsun ya. Bekim benim ya. Koçum Koleman ya. İyi vurdu ha. Yaşına gol attı arkadaşlar. Bakın bakın. Ronaldo, Owen, Pele, Maradona, Deco. Bak pas atsın bir tane daha. Atsana pasını lan. Birine atsın pası. Atamadı. Yine atamadı salak. Maradona'yı geç. Of. Çok güzel. Koleman. İkinci golü de Koleman attı. Koleman'a bak, kurtarıcı oldu. Bir ara Türkiye maçında çoğunuz bilmez arkadaşlar. Alpay diye bir oyuncumuz vardı defansın ortasında. Bir maçta 3 tane gol atmıştı ya Türkiye maçında. 3 tane gol. Hat-trick yapmıştı defansın ortasında. Kornerden oradan buradan adamın attığı gole bak ya. Abi aynı şutu ben vursam girmiyor işte. Benim onların kalecileri panter, benim kalecim şey oluyor, köşeye zıplamadı bile. Tane birden attık lan. Yok artık. Ciddi misin ya? İlk defa bu ikonları bu kadar farklı yeniyorum ha. Cidden çok ilginç. Pele. Acosta gidiyor. 9'u atabilecek miyiz? Acosta Puyol'u geçti. Maldini'yi geçti. Vurdu. 9 olacak mı? Inzaghi. Vallahi 9 oldu. Helal olsun lan. Vallahi bayağı iyi. Bitir artık tamam ya. Üf. Bakalım abi 9 tane attık yani, daha ne yapalım? Artık bunun ödülü olarak bana bir tane ikon ver yani, değil mi? Ödül olsun yani, böyle sevinelim. 9 tane atmışsın, 2 tane atmışsın, bir şey fark etmiyor ama 9 tane attığımız için bana bir ikon verirsen. Vermedi, 25.000 verdi. Güzel, olsun. 25.000 ikon puanı çok iyi. 10.000 de çıkabilirdi oradan. Geçiyorum abi ikonları. Burayı böyle oynadık. Ondan sonra Delali var abi. Delali'den bir tane paket açacağız. Dur bakalım neredeydi o? Ligden Delali'ye geliyorum. Oradan paketimi açıyorum. Ondan sonra
devam ediyor. En garanti paketlerden biri bu arkadaşlar. Ben her zaman söylemişimdir. Ya çıkmayabiliyor ama çıktığı zaman çıkıyor. Nasıl bir cümle bilmiyorum. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Yok çıkmadı. Tamam. Seçkin oyuncu çıkmadı. Ama ben bir ara 3 tane atmıştım. 2 tanesinden seçkin oyuncu çıkmıştı. Yani bunu biliyorsunuz zaten. Bu arada şartım bitebilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, bu arada coins katma, bu arada şarjım bitebilir, tekrardan söylüyorum. Coins katma taktiği vereceğim size. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada mağaza var. Mağazadan girdiğiniz zaman size bir tane paket veriyor, turnuva paketi. Turnuva paketini açtığınız zaman işte şansa ihtiyacınız var. İçinden 85'lik oyuncu da çıkabilir, 72'lik oyuncu da çıkabilir. Eğer 80 üstü bir oyuncu çıkarsa, özellikle 82 üstü bir oyuncu çıkarsa 500 bini kesinlikle ondan çıkartıyorsunuz. Mesela ben de şu anda coins olmadığı için bunu mecburen points ile açacağım. 1000 points'i verdim. Bakalım olacak mı? Şimdi bakın, iyi dikkat edin. Bakalım şansımız var mı? Buradan coins kasabilecek miyim? Şuradan Sisto, güzel. Bak, fena değil. Fena değil. Fena değil. Şimdiye kadarki arkadaşlar toplamda yaklaşık 350k falan olmuştur. Geliyorum. Geliyorum. Bir tane daha aynısından çıktı. Onazi ve seçkin oyuncu El Shaarawy. Bu El Shaarawy'nin değeri muhtemelen arkadaşlar 200 falandır diye tahmin ediyorum. Evet. 200-250'dir. El Shaarawy'ye bir bakacağım öncelikle. Pazara geliyorum. Pazardan ara diyorum. El Shaarawy. Evet. 250 bin diyor. Değil mi? 250 bin. 230'a gidiyor. Minimum 230. 250 bine koyarsanız bunu muhtemelen gider. 79'luk, 78'lik oyuncular da çıktı. Onlara da bir bakalım fiyatları nedir. Karşı atak oyuncusu. Evet. 22,5. O kadar da şey değilmiş. Evet. Ya dediğim gibi eğer çıkarsa 82'lik bir oyuncu, diyelim ki 83'lük bir oyuncu diye bir bakalım. 83'lük oyuncuyu aratalım. Mesela gördüğünüz gibi 83'lük Diego Costa 460 bine gidiyor. Değil mi? Veya Marquisio 1250'ye gidiyor. Bunun gibi oyuncular. Yani 83'lüğü ortalama 500 bine satabilirsiniz. 84'lüğü ortalama 750 bine satabilirsiniz. Yani bir oyuncudan kar edersiniz. Anladınız mı? Verdiğiniz parayı 500 bin veriyorsunuz. Eğer 82'lik, 83'lük, 84'lük bir oyuncu çıkarsa etrafındaki oyuncularla beraber kar etme şansımız var ama çok çok zor bir şans. Öyle garanti bir şey, coins kasma yöntemi değil açıkçası. Ondan sonra abi turnuvaya oynamayacağım. Bir tane de karşı atak oynayacağım. Bakalım. Karşı atakta neler yapabileceğiz? Karşı atakta dünya klasmanı 2'ye çıkmak istiyorum. Dünya klasmanı 2'ye çıkarsam çok büyük bir avantaj elde edeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Ellerim soğuk. Yine tekrar ediyorum. Ellerim soğukken 9 tane attım az önce. 9-2 yendim ikonları ama karşı atak öyle değil. Kadromuz fena değil. Aspilicueta'yı geliştirmemiz lazım. 94'lük adam çıktı. Çok ilginç. Ama Messi var ve Suarez var forvetinde. Çok çok değişik. Sen Messi'yi nasıl forvete aldın lan 94'ten? Helal olsun kardeşim benim. Gel. Vur kaleye abi. Biraz yaklaşınca vurmayı çok seviyorum. Korner elde edebiliyoruz. Kornerden de gol atamıyoruz tabii ki. Niye atalım? Değil mi? Güzel. Şöyle bir pas. Güzel. Direğe vuracak sandım lan. Gel abi. Gel. 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 Hop. Sana bir böyle bir çalım. Vur. Abi ellerim su oyun. Vallahi oynayamıyorum ya. Adam da Allah'tan şu anda kameranın şarjı bitti. Kusura bakmayın. Bak. Ya tabletten oynarken bu hatayı niye veriyor hep? Onu anlayamadım ya. Bak ya, gidiyor aşağı doğru gidiyor ya. Çekiyor aşağı kendi kendine. Vuracağım mı, polis mi çağırıyor? Vur abi, vur. Bu nedir ya? Bak ya. Telefonla oynamak daha kolay arkadaşlar. Küçük cihazla oynamak diye tahmin ediyorum. Bilmem, küçük cihazla oynayan var mı? 4 tane attı adam ya. Kendi kendine pozisyonun şeyinde devamında böyle geri çekiyor, sağa giriyor. Bak, pozisyona ilk başladığında bak. Heh, bu sefer olmadı. Adam bu arada bayağı attı. Evet arkadaşlar, yenildik az önceki. Tabletle oynamanın vermiş olduğu sıkıntı. Neyse, çok da fazla şey yapmayayım. 94'lük adamın yenilmenin bir açıklaması yoktur. Tablet mablet hikaye.
Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şu tarafa çıkan, yani hangi tarafa? Sağ tarafa çıkan videolardan herhangi birine gidebilirsiniz. Hadi Laz Kaçar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.